Merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şişli bir bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için 3 numara şiş kullandık. Bir de orta kalınlıkta yeleklik ip. Şöyle 3 örneğini, bir de lastik yerini bugün sizlere böyle başladım. Ayrı bir parçada da 2 örnek anlatacağım. Örneğimiz 9 ilmek artı şu arada 2 ilmekten oluşan bir model bu. Toplam 11 ilmek. 11 ilmek, 11 ilmek. Yapacağınız modele göre ilmek sayılarını öyle ayarlarsınız. Şimdi hemen başlayalım. Ara ara da örneğimizi göreceksiniz zaten. Şimdi 2 örnek için ilmek sayılarını böyle şişime attım. Tabi sizler yapacağınız modele göre alt lastiğini yaptıktan sonra arka yüzeyden örneği başlayacaksınız. Şöyle hemen yan ilmeğini aldıktan sonra 2 tane düz örüyorum arka yüzeyde. 4 ilmeğimi ters. 2, 4, 1 düz, 4 ters. Yine şimdi bir ikinci örneğimize geçmeden arada 2 tane düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum arka yüzeyde. 1 düz, 4 ilmeğimi ters. 2 tane ilmeğimi düz ördüm ve yan ilmeğimle bu sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzeye geldim. Ön yüzeyde, arka yüzeyde düz ördüm 2 ilmeği önce ters örüyorum. Sonra diğer 4 ilmeğin ikisini düz örüyorum bakın. İkisini de sağa doğru 1 alıyorum. Ve doladım. Arada 1 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar doluyorum. Bu ilmeği böyle değiştirelim düz olsun diye. 2 ilmeği de sola doğru 1 alıyorum. Ve 2 ilmeği düz örüyorum. Yine bakın toplam 9 ilmeğimiz oluyor. 2 tane ters. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimiz. Şimdi arada 2 tane ilmeğimi ters ördüm. İkinci örneğime geçiyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru 1 alıyorum. Aldıktan sonra doluyorum. 1 tane ters örüyorum. Tekrar doluyorum. Sola doğru 2 ilmeğimi 1 alıyorum. Sonra 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Toplam 9 ilmeğim var. Arada 2 tane ters örüyorum ve yan ilmekle çıkıyorum bu sıramı. Arka yüzeye geldiğimiz zaman gördüğümüz gibi bakın düzleri düz örüyoruz. Tersleri ters örüyorum. Yine yani 4 ilmeğimi ters örüyorum. Arada 1 tane düz. Tekrar 4 ilmeğimi ters örüyorum. Arada 2 tane düzümüz var. Örneklerin arasında olan kısmı. Yine bakın 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters, 1 ilmeğimi düz ördüm. 5, tekrar 4 ilmeğimi ters, 9 ilmekle devam ediyorum. Yani örneğimiz için 9 ilmek, arada da 2 tane ilmeklerimiz var. Şimdi örneğimizin ikinci ve son sırasına geldim. Başlarken yine 2 tane ters. Sonra bakın, burada şimdi 2, 3 tane ilmeğimi alıyorum. Bu doladığım şu an burada burgu yapar gibi izleyicilerim. Bakın, yerlerini değiştiriyorum. 2 ilmeği geçirdim bu 3. ilmeği.
Önce onu örüyorum düz olarak. 1, 2, 3. Bir de doladığımı örüyorum. Yine 4 ilmeğim var bakın. Arada bir tane tersim vardı. Doladığımı da ördüm. Sonra ipimi arka yüzeye aldım. Bakın 3 tane ilmeğimi önce sağ şişime geçiriyorum. Sonra çıkarıyorum. Aynı burgu yapanlarınız bilir zaten, örgü öğrenenleriniz. Şöyle kaçırmayayım ilmekleri. Hemen yine geçiriyorum. Yani yerlerini değiştirmiş oluyorum. Sadece 3 ilmeğimizi. Hemen örüyorum. Arada 2 tane ters var. Bir örneğim şu an bitti. Aynı şekilde ikinci örneğime geçiyorum bakın. 3 tane ilmeğimi önce alıyorum sağ şişime, bırakıyorum ve birinci ilmeği hemen önceden örüyorum. Diğer 2 ilmeği de devam ederek 4 ilmek oluyor burada bakın. 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz var. Arada tekrar bir tane ters örüyorum. Bir önceki sırada doladığımı da düz ördüm. Bakın şimdi yine aynı şekilde burada 3 ilmeğim var. 3 ilmeğim önce böyle sağ şişime aldım ve bırakıyorum. 2 ilmeği hemen geçiriyorum. Şöyle geçirdim. Onları sonra düz olarak örüp devam ediyorum. Belki biraz karışık gibi gelir ama değil izleyicilerim bakın. Şimdi bir örneğimiz şu an bitti. Arka yüzeye geldiğimizde gördüğümüz gibi siz modelimin yani örneğimi izlerken ben hemen ikinci örneği de başlamak istiyorum. Tam anlaşılır olsun. Arka yüzeyde 4 ters, arada bir düz, sonra tekrar 4 ters, 2 düz örüyoruz. Gördüğümüz gibi izleyicilerim. Örneğimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Şimdi ikinci örneğe hemen başlayacağım. Bir örneğimiz bitti şu an. Bakın ikinci örneğe başlayacağım. Aynen şu şekilde ilk sırada yaptığımız gibi 2 tane ters örüyorum. Sonra 4 tane düzün ikisini örüyorum. İkisini bir alıyorum. Bir aldıktan sonra top yani bir tane doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Tekrar doluyorum. Diğer 4'ü ikisini bir alıyorum ve 2 ilmeği örüyorum. Yine aynı şekilde bakın arada 2 tane ters örüyorum. Sonra 2 düz. 2 ilmeği 1 aldım. Doluyorum. Ters. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği 1 alıyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Bu örneğimizin birinci sırası. Arka yüzeyde şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Yani 4 ilmeğimi ters örüyorum. Arada bir düz. Sonra tekrar bakın 2 tane ters araya koyduk. İkinci örneğimize geçtim. 4 tane ters ördüm. 1 tane düz örüyorum. Yine 4 ters. Burası arka yüzeyi. Yine 2 ilmeğimi düz ve sıramın sonuna geldim. Şimdi ikinci örneğimin ikinci sırasındayım. Yine başlarken 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonra bakın burada 1, 2, 3 buraya kadar alıyorum sağ şişimi hemen bırakmadan böyle ikisini önce geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimi
değiştirmiş oluyorum yerini. Sonra tekrar böyle örüyorum düz ve doladığımı da örüyorum. Toplam yine 4 ilmeğimiz var. Burgu oluyor şu an, burgu gibi. Arada bir tane düz, yani ördükten sonra toplam 4 ters, doladığımı tekrar düz örüyorum ve yerlerini değiştiriyorum. Bu sonuncu sırası. Hemen bıraktım, bakın şöyle ilmeklerimi geçiriyorum. Zaten örgünüz biraz çoğaldıkça daha rahat ilmeklerin yerini değiştireceksiniz. Hemen 2 tane ters örüyorum. Şu an ikinci örneğimin bitiriyorum, bakın. İkinci örneğimin ikincisine geçtim şimdi. Yine bakın şöyle önce 3 tane ilmeğimi alıyorum. Şöyle çıkarmadan yerlerini değiştirdim. Düz olarak örüyorum. Ve doladığımı da örüyorum. Toplam 4 ilmeğim var bu tarafta. Arada bir tane ters örüyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Yine bakın 3 ilmeğim var. Önce sağ şişimi aldım. Şöyle bırakıyorum. Ve hemen geçiriyorum. Tekrar. Ve 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu ikinci örneğimizin bitirdik. Arada 2 tane ters ve yan ilmekle devam ediyorum. Arka yüzeyde gördüğümüz gibi ön yüzeye geldiğimizde yine başladığımız şekilde. Yani toplam arkalı önlü sayarsak 4 sıradan, ön yüzeyden sayarsak 2 sıradan oluşan bir örnek bu. Zaten bakın burada lila renginde de çok gösterdi, kibar oldu. İlerleyen zamanda bundan inşallah bayan yeleği de öreceğiz. Tabii kış uzun, Allah nasip ederse. Şimdilik böyle örneğini göstermek istedim. Ama ilerleyen zamanda inşallah ayarlayacağız sayılarını da. Bayan yeleği olarak sizlerle başka renklerde paylaşacağız inşallah. Tabii Rabbim izin verdiği sürece. Bakın bu renkten de güzel gösterdi. Bak mavi olduğu için. Zaten genelde ben hep pastel renkleri seçiyorum, tercih ediyorum. Tabii herkesin zevki farklı. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz renkleri yapın bence. Tam artık yelek zamanı izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.